short film yazıyor da yani bu korku videosu değil bu ya. Yani bu kısa bir film yani, hani bunun korkuluk neyi vardı arkadaş, gerilim bile değil lan. Ay ay, ışıl ışık izleyelim dur, istediğiniz video. Sıçacağım yapacağınız işe ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya milletin içinde. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. I think it's time to go. Kim lan? Oğlum öldün mü yoksa ışılın introsu beyaz mı? Yoksa öldüm de beyaz ışığı mı görüyorum şu anda? Yo, introsu beyazmış, tamam. Sıkı bir sosyal medya takipçisiyseniz insanların paylaştığı ve son haftalarda oldukça popüler olan Skinwalker videolarına denk gelmiş olabilirsiniz. Evet. Gelmediyseniz endişelenmeyin, şanslısınız. Çünkü bir Neden? Skinwalker'la karşılaşma... Ben kendimi ne zaman şanslı hissediyorum biliyor musunuz? Instagram'da 5 dakika takılmaya girdiğimde, saçma sapan insanlar görmediğimde veya YouTube bana garip garip kanalları önermediğinde gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. ...olmanız başınıza gelebilecek en güzel şey olabilir. Hadi bakalım. Başlamadan önce Tünel'den önceki Beyaz Ev isimli son kitabımın yeni bölümüne çok ama çok az zaman kaldı arkadaşlar. Hala aranızda almayanlar, okumayanlar varsa... Ben Işıl Işık'ın bir kitabını görmüştüm ha Diyanar'da. Diyanar'dan kitap alıyordum. Bir baktım Işıl Işık, dedim aa ben bunun videolarını izliyorum. Aşağı... Canlı yayında. Birkaç konular kısmına linkleri bıraktım. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Skinwalker'lar kendilerini hayvana çevirebilen ve pek de iyi niyetli olmayan bir çeşit cadıdır. Haklarında pek fazla bilgi bulunmasa da varlıklarının antik çağlara kadar... Hatta bizim bir... Arkadaş yaşamış bu olayı. Benim Işıl Işık'ın videolarını izlediğimi biliyor ya canlı yayında. Kanka geçen Diyanar'a gittim kitap almayı dedi. Oradaki birisi işte Işıl Işık'ın kitabını önermiş bir satıcı. Çok ünlü bir YouTuber kendisi falan demiş böyle Işıl Işık'a. Kitabını tavsiye ederim vesaire demiş. Arkadaş diye içinden şey demiş. Oo sen benim tanıdıklarımı görsen. uzandığı tahmin edilir. Kötü enerjilerini ve güçlü büyücülük özelliklerini etraflarına zarar vermek veya avlanmak için kullanırlar. Issız, karanlık bir ormanda nereden geldiğini bilmediğiniz ürkütücü sesler duyarsanız bunlar bir Skinwalker'a ait olabilir. Özellikle evet. Gece vakti insanların veya hayvanların Skinwalker kime benziyor? Şöyle bir bakayım. Bir boka benziyor. Yollarına çıkarlar. Hayvanlara ait bazı sesleri de taklit edebildikleri bilinmektedir. Is that a cow? What is that? O ne lan? Skinwalker. Oh, Allah! Gerçek değildir muhtemelen bu arada. Dostlar da işte izliyoruz öylesine. Hani maksat gerilim olsun, korku olsun vesaire diye. Skinwalker'ların bir diğer korkutucu özelliği de sadece hayvanların değil, aynı zamanda insanların da kılığına girebilmeleridir. Bazen tanıdığınız bir insanın sesiyle size seslenebilir. Bu cin o zaman. Ya cinlere de inanmıyorum tabii ki ama cinlerin de böyle bir özelliği var. İnsan kılığına girip farklı sesler çıkartabiliyorlar veya melekler. Hatta tanıdığınız ve çok yakınınızdaki bir kişinin görüntüsünü de taklit ederek size yaklaşabilir. Oha benim arkadaşlarımın hepsi Skinwalker mı lan acaba? Çünkü insan değillermiş gibi konuşuyorlar. Dağ başında eğer birisi size bağırırsa bana yardım edin diye onun Skinwalker olduğunu düşünün dostlar. Skinwalker'ların güçlerini asla iyi şeyler için kullanmadıkları bilinir. İnsanların yaşadıkları deneyimler ve gözlenen olaylar dikkate alındığında çoğunlukla Skinwalker'ların kurt, çakal, geyik, karga ve baykuş şeklinde büründükleri tespit edilmiştir. Baykuş. Baykuşlar çok korkutucu ya. Shapeshifting yani şekil değiştirme özelliğine sahip olan bu yaratıklardan güçlü olanlar kendilerini oldukça iri ve kuvvetli hayvanlara dönüştürebilirken çok güçlü olmayan ya da büyü gücü yeterli olmayanların ise dönüşüm esnasında bazı bozukluklar yaşadıkları söylenmekte. Dönüşüm esnasında ekmeğe çarpmışa dönmüş.
Ekmeğe basmış ama bu nasıl bir tip ya? Aa! Altına sıçarlan insan bunu görse. Ayakları da ters ha. Ne yaptın anasını satayım? Peygamber sofrasından peynir mi çaldın ya? Eder. Örnek olarak bazı skinwalkerlar devasa bir kurt gibi insanların karşısına çıkarken bazıları ise dönüşümlerini tam olarak tamamlayamadıkları ya da bir nedenden ötürü lanetlendikleri için ters Evet. ayaklar, geriye dönmüş kafa gibi bazı vücut deformasyonlarına uğrarlar. Ayrıca skinwalkerların çok hızlı ve iyi koşucular olduğu da bilinir. Bazı ıssız ormanlık alanlarda onlarla karşılaşan Usain Bolt acaba Skinwalker mıydı? kişiler kendilerini takip eden bu hayvan görünümündeki yaratıkların inanılmaz derecede hızlı olduklarını ve arabayla son sürat gitmelerine rağmen yine de kendilerini takip ettiklerini beyan etmişlerdir. Yani skinwalkerlardan kaçamazsınız. Sizin karşınıza bir Benzin mi, kere dizel çıktı mi? mı en azından avlanmak için onlardan kurtulamazsınız. Evet. Skinwalker'ları Silah alt çeksem ne etmenin yapabilir tek ki? yolunun ise bu kişinin yani cadının ya da büyücünün gerçek ismini bilmek olduğu söylenir. Aynı şeytan çıkarma ayinlerinde olduğu gibi iblisin gerçek ismini bilirseniz onu daha kolay alt edebilirsiniz. Yani aynı mantık. Son zamanlarda ise Ya da üç kullu bir elham okuyabilirsiniz dostlar. sosyal medyada özellikle TikTok üzerinde insanlar Skinwalker'la karşılaştıklarına dair bazı videolar paylaşmaya ve onlarla ilgili yaşadıkları deneyimleri kayda almaya başladılar. Bu sadece bir akımdan mı? Her geri zekalı şey de TikTok'tan çıkıyor nedense fark ettiniz mi? Ya TikTok'tan çıkan herhangi bir şey inanılır mı ya? Herhangi bir şeye bak. İbaretti. Yoksa skinwalkerlar yüzlerce yıllık geçmişlerini gün yüzüne mi çıkarmaya çalışıyorlar? Bilemeyiz. Eski zamanlarda Amerikan yerlilerinin bu tip büyücülerle ve cadılarla bazı ilişkilerinin olduğu biliniyordu. Söyleyene göre zamanında tüm skinwalkerlar aslında kötü niyetli değilmiş. Bazıları bu şekil değiştirme özelliklerini sadece avlanmak ya da beslenmek için kullanırlarmış. Ancak zamanla skinwalkerların soyları azalma eğilimine girmiş ve geri kalanlar da bu özelliklerini insanlara saldırmak için kullanmayı tercih etmiş ve topluluktan dışlanarak izole olmuşlar. Dünyada en çok Skinwalker olayının ve karşılaşmasının yaşandığı yer ise eski Kızılderili topraklarında olduğu Utah eyaletidir. Utah'da Skinwalker Ranch ya da Sherman Ranch olarak bilinen bir çiftlik vardır. Bölge oldukça geniştir ve 512 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Bölgede Evet, böyle yerler, böyle şeyler zaten her zaman böyle ıssız ve yabancı yerlerden çıkar dostlar. Çorum'dan mesela böyle bir şey çıktığını göremezsiniz. Ya da Bayburt'tan. yıllardır gizemi çözülemeyen yüzlerce olay yaşanmıştır. Ortadan kaybolan hayvanlar, açıklanamayan ışıklar, paranormal olaylar, çiftlik içerisinde ve etrafında duyulan nereden geldiği bilinmeyen sesler ve dünya dışı varlıkların varlığına ilişkin pek çok olay yaşanmış, kayıt alınmış ve raporlar hazırlanmıştır. Skinwalker'ların geçmişinin iki eski Kızılderili kabilesine dayandığı düşünülür. Ute kabilesi ve Navajo kabilesi. Kabilelerin hükümetle olan anlaşamama durumundan ötürü bölgeyi lanetlediğine inanılıyor. Bu nedenle bölgede toprağı kazmanın doğru bir fikir olmayacağına ve toprağın rahatsız edilmemesi gerektiğine inanılıyor. 1934 Evet. ila 1994 yılları arasında Kenneth ve Edith Myers'a ait olan çiftliği 1994 senesinde Terry ve Gwen Sherman satın almıştır. Çiftlik içinde uzun zamandır hayalini kurdukları şekilde hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürmeyi ve işlerini büyütmeyi istemişlerdir. Ancak Sherman'lar bu çiftliğe taşındıkları andan itibaren garip olaylar da birbiri ardına sıralanmıştır. Ailenin babası Terry'nin söylediğine göre oradaki ilk gecelerinden birinde adam dışarıdan Bundan sonra başka bir şey izleyelim ya. Belki korku videoları izlemeyiz artık dostlar. Başka bir şey izleyebiliriz. Önerilerinizi bekliyorum. gelen garip sesler duymuş ve dışarı çıkıp baktığında ise köpek ya da kurda benzer ancak kurttan ve köpekten çok daha iri bir hayvanın çiftlik etrafında dolaştığını görmüştür. Sherman hayvanı kışkırtıp kaçmasını sağlamak istese de başarılı olamamış, bu yaratık çiftlik hayvanlarından birini öldürmüştür. İlerleyen günlerde de Terry Sherman bu hayvanı pek çok kez gördüğünü iletmiştir. Çiftlikte Matrix eleştirel parodi izleyelim. Kanka Matrix
Eleştirel parodi izleyelim de ben sinemaya gitmeyi düşünüyorum ya Matrix 4 için. Yani Matrix 4'ü daha izlemediğimden dolayı eleştirel parodisini de izlemek istemiyorum açıkçası ya. Ama izlesek mi? Benim sinemaya gitmemi beklesek onu izlemek için. Peki pek çok hayvan nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı hastalanmış, bazı garip yaratıklar ya da varlıklar tarafından saldırıya uğramış ve tüm çiftlik kapıları kapalı olmasına rağmen ortadan kaybolmuşlardır. Bölgede yaşanan tek garip durum ise tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi sadece... Herkes kötülüyor bu arada. Kimse güzel değil diyor. Yani bu kadar kötü mü ya gerçekten? Bu kadar kötü olamaz bence ya. hayvanlarla sınırlı değildir. Aile de bulundukları bu topraklar üzerinde çok huzursuz ve mutsuz bir hayat sürmeye başlamıştı. Evde nereden geldiği bilinmeyen ses... Baksana chat'te bile herkes parana yazık gitme diyor. Direkt eleştirel parodisini mi izlesek o zaman? ...duyuyorlar, uykusuz... Spider-Man'i çok beğendim ama onu söyleyeyim. Spider-Man'e gittim geçen gün. Gerçekten çok beğendim. Bayağı güzeldi. İlk Spider-Man 1'deki Peter Parker'ın gelmesi falan da çok iyiydi ya. Çekiyorlar ve halüsinasyonlar görüyorlardı. Aile sanki lanetli topraklar üzerindeki bir bataklığa saplanmış ve buradan kurtulamıyor gibiydi. Bir gece çiftliğin yanında çok parlak ve büyük mavi bir ışık gördüklerini rapor etmiş, gökyüzünde nereden geldiğini bilmedikleri bazı cisimler olduğunu da iletmişlerdir. Anne Gwen Sherman verdiği bir röportajda çiftliklerindeki hayvanların mutasyona uğradıklarını ve ortadan kaybolduklarını Sherman çiftliğinde çok yanlış. Ya lan ne spoiler'ı? Fragmanda gösterilen şeyi söyledim zaten be. Spoiler yemiş yemişmiş de. Ne söyledim spoiler olarak? Hiçbir şey söylemedim. Lan eleştirel parodi izleyelim diyorsunuz. Spoiler yedim diye ağlıyorsunuz sonra. Eleştirel parodi izliyoruz. Ve ters giden bir şeyler oldu. Spider-Man bugün izledim mükemmeldi ve Neo sence de ikinci Peter Parker çok duygusal davranmadı mı? Sizi seviyorum çocuklar falan diyordu. İkinci Peter Parker çok duygusaldı. Ben birinci Peter, üçüncü Peter Parker'ı sevmiyorum bu arada. Yani bu son filmdeki Peter Parker'ı normalde sevmiyorum. Çok salak salak kararlar veriyor çünkü. Ben bir Doctor Strange hayranıyım zaten. Özellikle Doctor Strange'e karşı çıkması vesaire baya böyle hani sinirimi bozdu. Böyle sinemada filmin içine girip dövesim geldi. Sen kimsin lan Doctor Strange artistik falan yapıyorsun diye. Ya son filmde de zaten yani çok spoiler vermek istemiyorum ama yine çok saçma sapan kararlar aldı yani. Çok saçma. Hani klasik politik doğrucu kararları. Ay ama onlar kötü olabilirler ama ölmeyi hak etmiyorlar falan diye. Ondan sonra dünyanın anasını ağlattı geri zekalı. Çok gereksiz bir fedakarlıktı bence o. Yani o yüzden Doctor Strange artistik yaparsa Spider-Man onu tokatlarım. Yani öyle ama falan filan bize gelmez. Benim evde 3 tane böcek kovucu var. Bir sıkarım ağzına yüzüne, ölür yani. Olduğunu, çiftlik civarındaki mısır tarlalarının üzerinde de yine açıklanamayan bazı şekiller belirdiğini belirtmiş ve kendilerinin konuyla alakalarının olmadığını da eklemiştir. Röportaj yayınlandıktan 3 ay sonra emlak sektörüyle ilgilenen, aynı zamanda paranormal olaylara da oldukça ilgi duyan zengin iş adamı Robert Bigelow çiftliği satın almak ve aileyi yaşadıkları bu eziyetten kurtarmak için Sherman'larla iletişime geçmiş ve çiftliği 200 bin dolara onlardan satın almıştır. Robert'ın amacı Evet. tabii ki hayvanları Şunu güdeyip çiftliği izleyelim sonra işletmek Matrix değildi. 4 eleştirel Bigelow parodiye burayı bir bakarız çeşit dediğiniz üs gibi. haline getirmek ve kayda alabilecekleri paranormal olayları yakalamak niyetindeydi. National Institute for Discovery Science isimli kuruluş altında paranormal araştırmacılar, bilim insanları ve sonmadan teknik ekipmanlara sahip bazı ekipler birden bölgeye akın etti. Alan oldukça genişti ve yapılacak çok fazla iş vardı. Aynı zamanda ailenin söylediklerini doğrulamak ve büyük ihtimalle yapılan çalışmaları da örtbas etmek amacıyla çiftlikteki hayvanlar çiftlikte kaldı. Aynı zamanda çiftliğin bir önceki sahibi Terry Sherman da yine ekiple beraber çiftlikte yaşamaya ve orada çalışmaya devam etti. Skinwalker çiftliğine geçtikten sonra uzun süre bölge... Skinwalker ne ya? Skinny jeans gibi. Skinny jeans mi diyorlar lan o dar olan pantolonlara, o iğrenç görünümlü pantolonlara? Skinny jeans değil mi? Skinny. Kim bulmuş acaba bu ismi? Kanka ben skinny çok seviyorum ya. Allah kahretsin. İğrenç. Tiksindim kendimden. Bu nasıl bir espri ya?
bölgede kalan ekipler ne Terry Sherman'ın söylediği gibi garip hayvanlara ne de eşi Gwen Sherman'ın söylediği gibi açıklanamayan gizemli olaylara rastladılar. Ta ki bir sonraki sene başına kadar, ilk birkaç aydan sonra olaylar tekrar baş göstermeye başladı. Bazı hayvanlar ne olduğu bilinmeyen yırtıcı bir hayvan ya da yaratık tarafından parçalanıyor, bazıları ise sadece en basit haliyle ortadan kayboluyordu. Hatta gruplar halinde transa geçmiş şekilde çiftliğin farklı yerlerinde de bulundukları olmuştu. Aynı zamanda çiftlik içerisinde ve etrafındaki ormanlık alanda ekip tarafından birkaç kez yüzü geyik ya da kurt şeklinde olan insanımsı... Buna cidden gülüyor musunuz? Evet, biz çünkü buna gülecek kadar aşağılık insanlarız. Öyle miyiz chat? Öyleyiz ya. Bir canlının görüldüğü ve ağaçlık alanlarda iki ayağının üzerinde çok hızlı bir şekilde hareket ettiği rapor edilmişti. Aynı zamanda yerin altından da kime ya da neye ait olduğu bilinmeyen ürkütücü bazı sesler geldiği ekip tarafından yine pek çok kez duyulmuştu. Bunun haricinde ekip pek çok kez havada süzülen ışık hüzmeleri görmüş, bunlardan bazılarını da kayda almaya başarmıştır. Derken seneler içinde ekibin ve kurumun tanık olduğu olaylar da gitgide azalmış, sonunda da ilgili bilim kapatılarak bölge boşaltılmıştır. 2004 yılında çiftliğin sahibi Bigelow bölgeyi 4,5 milyon dolara Elementium Holding'e satmıştır. Çiftlik hala ilgili holding bünyesinde. Çok sıkıldım videodan. Allah'ım, hayatımdaki en sıkıcı 11 dakika olabilir Işıl. Seni seviyoruz ama kanka vallahi sıkıcı video. Yani bizi sarmadı en azından. Bu saatte sarmadı yani. Açıp yemin ediyorum TikTok videosu izleyesim geldi ya. Çok sıkıldım lan. Bu ne böyle? Matrix 4.